Merhabalar arkadaşlar. Müşterimiz ilk kez geldi. Şöyle size kısa kısa videolarda hani böyle boya olarak da göstereyim istiyorum. Tavsiye üzerine gelmiş. Cila istedi arkadaşlar. Bu saça cila ile hiçbir şey yapamayız. Şöyle göstereyim. Dipler çok koyu. Ortalar karamel gibi. Uçlar paketli. Açık yerler var. Şimdi cila ile buna çok bir oynamaz. Yani boşu boşuna müşteriyi kandırıp para alırız. Dip boya dedi. Şimdi dip boya yapsam ne olacak? Dibi boyadığımda buraya uydurmam gerekiyor. Burası zaten çok güzel değil. Tüm bir boya önerdim. Burayı komple temiz, güzel, yumuşak bir renge çevireceğim ve şu gördüğünüz kötü görüntü, basit görüntü çok daha kaliteli bir saça dönüşecek. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi müşteri ilk kez geldi bana arkadaşlar. Böyle hem korkuyor hem tereddütleri var falan derken şimdi ben baktım saçın dibine, ucuna falan. Kendime göre bir renk belirledim. Hani aslında hem şey olsun diyor, sıcak renk olmasın diyor, karamel istiyor. İşte karamel olmasın diyor, küllü beğenmiyor. Bir sürü böyle hani imkansız tarifler deriz biz. Bir sürü imkansız tarif verdi bize. Şimdi ne yapabilirim? Biraz 831 kullanabilirim. Neden? Çünkü bakın biraz yeşillik içeriyor. Bayanın saçında zaten turuncu gibi renk var. Onu tölere eder. Sonra ne yaparım? Biraz ben şöyle bejde, çünkü bana gösterdiği saçlar hep bej gibiydi. Şöyle göstereyim. Biraz bundan atabilirim. Biraz da anaton. Anatondan da ne kullanabilirim? Dediğim gibi haş koyu çıkmadığı için şey olabilir, iyi de olabilir. Ondan sonra ne yapabilirim? Belki biraz da küllü atarım. Diyeceksiniz ki hepsi bir harmanlama oldu. Evet, çünkü saçta her renk var. Her rengi tölere edecek renkler atıyorum. Ben yıllardır böyle çalışıyorum. 3-4 ton kullanırım arkadaşlar. Ama şimdi öncesini ve sonrasını gördüğünüzde anlayacaksınız zaten. Şimdi saçın dip bir karışlık kısmını arkadaşlar 7-0 7-1 bunları eşit oranda, yani 30 gram 30 gram gibi düşünün. 8.2 8.31 bunları da 30'ar gram düşünün. Dördünü dip için 10 ve 20 volümü karıştırıyorum. Dip bir karış kısmı onu sürüyorum. Ondan sonra uç için ekstra açık takviye edeceğim. Onu da göstereceğim. Neden uca açıyorum? Böyle dipten böyle güzel uca doğru bir açılım olsun. Güzel bir şey gelsin diye. Renk geçişi olsun diye. Şimdi arkadaşlar saçın dibini şu kadar falan sürdüm. Geldim buraya. Ucu geçeceğim ya. Kendimce bir efekt vermek istiyorum. Onun için şöyle biraz açık tonlar. 9.0 10.2'den içine ekliyorum. Yine 20 volümle. Arkadaşlar haşın en kabus yanı bu. Paketinden çıkmakta çok zorlanıyor. Bu açık tonları da atıyorum. Neden? Şimdi baktım hep böyle şeyleri gösteriyor bana, sıcak açık tonları. En azından ucundaki o açık yerler biraz daha açık çıksın böyle. Güzel, hoş bir geçişi olsun diye. Yani müşterinin söylemedim bile. Ben kendim bunu hazırlıyorum. Yine 20 ile 1'e 1.5 gibi oksijenini katıyorum. Şimdi o dipten şeyi bir karış gibi boyadım ya. Şimdi aşağıya komple bununla devam ediyorum yine. Evet arkadaşlar, şimdi saçın finalini göstereyim size. Çok güzel bir renk oldu. Müşterim daha görmeden kurumadan beğendi. Aslında ne istediğini anlatamıyordu. Gördüm hatta ben. Şöyle göstereyim rengi. Şimdi bütün olarak yine çekeceğim. Tuana, biz sen hareket ettirir misin kızım? Şey yapamıyorum aynı anda. Biz de çok yoğundu arkadaşlar. Harıl harıl ortalık toplamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi o paketler yenilendi. Çok güzel bir soft renge büründü. Hani böyle çiğ bir sarı değil. Çok kızarık bir saç değil. Çok küllü değil, gri değil. Yani çok güzel bir renk oldu. O henüz görmedi. Önce siz görüyorsunuz. Birazdan kendine de göstereceğiz. Şöyle.